Dostlar selam. Bugün drone haberlerinde anlatacağım model DJI'nin en yeni mini modeli DJI Mini 3 Pro. DJI bu modelle mini dronelar kategorisini soruyacak bir adım atıyor arkadaşlar. Geçtiğimiz aylarda Autel Robotics Nano Plus modelini tanıtmıştı ve bu kategoride geçici olarak zirveye oturmuştu. Şimdi de DJI bu modelle mini kullanıcıların isteklerini karşılamak üzerine çalışmış ve çok güzel bir model ortaya çıkmış. Biraz sonra özellikle söylediğimde anlayacaksınız zaten. Bazı özellikler Pro modellerinde bile yok. Genelde yeni model tanıtılmadan önce planlı bir şekilde model hakkında sızıntılar paylaşılırdı. Bunu genellikle şirket çalışanlarından bazıları planlı olarak yapardı. Ama bu sefer Jasper Ellis gibi büyük habercilerin kanısı firmanın test uçuşunda bu modeli düşürdüğü ve herhangi bir sivilin bu drone'u bulup bir satıcıya götürdü. O satıcının da görüntüleri paylaştığı yönünde. Elbette bu teori ne kadar doğrudur bilinmez ama yeni kontrolcünün olup olmadığını da bu yüzden bilemiyoruz. Şimdi gene hep beraber yayınlanan görüntüler üzerinden bir değerlendirme yapalım. Öncelikle mini modellerde görmeye alışık olmadığımız sensörlerden başlayalım arkadaşlar. Genel olarak gövdenin kendisi büyük olmadığı için sensörler devasa duruyor açıkçası. Aynı zamanda alt sensörlerin de bunun yanında geliştirildiği söyleniyor. Engele daha duyarlı olduğu söyleniyor. Geliştirilmiş 3 eksenli gimbal ve E24 f1.7 diyafram değerine sahip kamera mevcut. Bazı kaynaklara göre ilk nesil Mavic Pro'da gördüğümüz dikey çekim modu var. Dikey çekimden söz ettiğim 3-4 fotoğraf çekip birleştirmesi değil. Bu özellikle son modellerde yapılan yapay zeka sayesinde birleştirilmiş fotoğraflar. Bundan kastetmiyorum. Direkt kamera dik olarak dönebiliyor. Bu fotoğraftan ziyade videoda büyük bir fark yaratacak. Az önce söylediğim Pro modellerde bile olmayan özelliklerden bir tanesi de bu. Umuyorum doğru bir haberdir tabii ki. Bu arada henüz doğrulanmasa da 1 inç bir sensörün olacağı konuşuluyor. Böyle bir şey olursa gerçekten mini kategorisinde, mini dronelar kategorisinde DJI büyük bir devrim yaratmış olacak. Birinci sensörün önemini daha önceki videolarda anlatmıştım zaten. Aircast videomda da bir inçlik bir sensörün nasıl görüntü verdiğini, özellikle gece çekimlerinde nasıl bir sonuç çıkardığını görebilirsiniz. Bu arada fotoğraflarda görünen gimbal yuvası ve kamera cihazın gerçekten test uçuş sırasında düşürüldüğüne kanıt niteliğinde. Biraz hasarlı duruyor açıkçası. Yeni bir batarya görüyoruz arkadaşlar. 2453 mAh'lik biraz daha geliştirilmiş büyük bir batarya. Ancak uçuş süresinin uzaması hakkında pek heveslenmeyin derim. Özellikle bu sensörlerin, kameranın falan bu tip eklentilerin üzerine hala 249 gramlık bir model olduğu için cihazın ana maddesinde yani plastiğinde birazcık kalite düşüşü olduğu tahmin edilebilir. Aynı zamanda Mini 3 Pro'nun bacak aerodinamiği Mavic 3'ten yani abisinden alınmış Mavic 3 tipi bir bacak aerodinamiği göreceğiz. Ve tabii ön sensörler demişken mini kullanıcıların çok çok uzun süredir beklediği aktif direk olacağı söz konusu. Tabii yan paralel aktif direk bekleyemeyiz, sadece arkadan takip edebilir. O da ne kadar doğru bilemeyiz. İnşallah tabii ki almak isteyenler için inşallah aktif direk modu da eklenmiştir. Fotoğrafta gözüme ufak bir detay çarptı. Açma kapama tuşu altta olacağı yerine üste koymuşlar bu sefer. Altta olması zaten çok saçmaydı açıkçası. Drone'u yere koyduktan sonra tekrar ters çevirip açma kapama tuşuna basıyorduk. Bu unutuluyordu genelde açma kapama tuşuna basmak. O yüzden mini kullanan arkadaşlar beni anlayacaktır. Çok büyük bir pratiklik kazandırmış olacak. Şu anda elimizdeki bilgiler bu kadar arkadaşlar. Dolu dolu ve isteklere yönelik bir model olmuş. Siz de yorumlarda fikrinizi belirtebilirsiniz yeni model hakkında. Ve aynı zamanda yeni bilgiler geldiğinde de yorumlar kısmında yeni bilgileri paylaşmaya devam edeceğim. Sürekli yenilenen bir kaynak niteliğinde olacak bu video arkadaşlar. O yüzden hani video ile karşılaşmanız bir süre aldıysa yine de yorumları kontrol etmenizi tavsiye ederim. Bilgiler bu anlattıklarımla sınırlı kalmayacaktır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki drone haber videosunda ya da bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.